Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آل عمران سورة 4 آيات أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا Vallahu indahu husnul ma'ab. İnsonlarga ayollar, bola chaqalar to'plangan juda katta oltin va kumushdan bo'lgan boylik, mol-u davlat va go'zal otlar, an'am chorvalar, hars ekin. Bulardan iborat bo'lgan shahvatlarni, xohishlarning muhabbati insonlarga ziynatli qilindi. Bu narsalar dunyo hayotining matosidir. Dunyo hayotining iste'mol qilinadigan narsasidir. Va Alloh esa uning huzurida qaytadigan yerning eng go'zali bor. Suyutiyatı yaptılar. Zuyyina linnasi hubbu şehavet. İnsanlarga şehvetlerini yaş görüşlik, ziynetli kılındı. Mâ teştehihil en nefsu. El nefs, hahle digen nesler. Şehvet digeni, nefsinin hahle digen nesler. Yani nefsinin hahşları digeni. Ve ted'u ileyhi. Ve nefs çakra digen nesler. Zeyyenaha Allahu ibtilaan. Allah subhanahu wa ta'ala bu narsalarni insonlarga ziynatli qildi imtihon qilgan holatda. Avishayponu yoki shayton ziynatli qildi. Hozir mana zuyyina deb majhul kelganligi uchun aslida uning foili kim? Ularni ziynatli qilib chiroyli ko'rsatadigan kim desa, ikkita tafsir bor. Birisi Alloh taolo Alloh shu narsalarni chiroyli ko'rsatyapti, kim xohirishlik uchun. Ikkinchi tafsir esa chiroyli qilib ko'rsatayotgan shaytondir. Insonlarni adashtirishlik uchun. Ikkala tafsir ham to'g'ri. Chunki darida shayton Allohning iznisiz hech qanday narsa qilolmaydi. Nima ekan bular? Xohishotlarning muhabbati, shahvatlarning muhabbati nima ekan? Minan nisa'i ayollardan iborat. Valbadina va farzandlardan. Bola chaqalar. Val qanatir. Qanatir al amvalul kasiratu. Ko'pchilik mollar. Al muqantaratu al mujma'atu. To'plangan degani. Minaz zahabi val fiddati. Oltin va kumushdan bo'lgan. والخيل المسومة الحصان جزل أطلر والأنعام أنعم شارولر أي الإبل والبقر والغنم يعني تويا مال وقوي شلادن إبارة بيجان وتيان دسلادن أمتك أنعم بيجان أصلا بطن تورت أياقلي حيوان لغي إشتطلورة ديو لكن go'sht yeyadigan hayvonlarga iste'moli mashhur bo'lgan. Wal harsi az-zar'i. Hars ekin degani. Dehqonchilik. Zalikal mazkuru mata'ul hayati dunya. O'sha zikr qilingan narsalar dunyo hayotining matosidir. Yatamatta'u bihi. Inson bu narsalardan foydalanadi. Mato degani foydalanadigan narsa. İstifada qilinadigan narsa degani. Yatamatta'u bihi fiha thumma yafna. Bu narsalarni dunyo hayotida
istifade qiladi, foydalanadi, keyin bular yo'qolib ketadi. Mato shunday narsa. Vaqtinchalik foydalanasiz, keyin yo'qoladi. Wallohu 'indahu husnul ma'ab. Va Alloh esa uning huzurida qaytishlik, qaytadigan yerning eng yaxshisi bor. Ma'ab degani al-marji', qaytadigan yer. Va huwa al-jannatu u jannatdir. Fayandagi ar-rag'batu fihi duna g'ayrihi. Shuning uchun mana shunga rag'bat qilishlik kerak bo'ladi. Boshqasiga emas. Jannatga qiziqishlik kerak, jannatga intilishlik kerak. Yuqorida Allohning mo'jizasiga dalolat qiladigan oyatlar zikr qilingandan keyin bu yerda insonni fitnaga soladigan narsalar zikr qilinyapti. Nimaga? Nima aloqasi bor? O'tgan oyatlar amal qilishlik, itoat qilishlik, ibrat olishlikka chorlayapti turadi, dalolat qilyapti turadi. Lekin insonlarning ko'pchiligi ibrat olishmaydi. Qur'on qanchalik buyuk kitob bo'lsa ham, ta'sirli kitob bo'lsa ham, qanchalik mukammal bir kitob bo'lsa ham, Robbul alamin, Alloh subhanahu va taoloning kalomi bo'lsa ham, insonlar baribir yana ehmol qilishadi, tark qilishadi. Buni sababi nima? Buni sababi zuyyina lin-nasi hubbush shahawat. Insonlarga shahvatlarni yaxshi ko'rishlik zinatli qilindi. Shahvatlar yani xohishlar degani. Nafsoniy xohishlar. Lug'atdagi ma'nosi mutlaqo xohlamoq. Ya'ni bizda ham bor, ishtahasi ochildi deydi-ku. Ishtaha. Shu shahvatdan chiqqan. Bizda shahvat deganda faqatgina jinsiy bir xohish tushuniladi. Bunday emas. Shahvat lug'atdagi ma'nosi mutlaqo xohlamoq. Masalan, yemoq, ichmoq, kiymoq, yurmoq, jimo qilishlik, gaplashmoq, nimani xohlasa shu shahvat deyiladi. Lekin albatta shariatda esa shahvat deyilganda nafsoniy xohishlar. Diniy emas. Nafsoniy xohishlar iroda qilinadi. Shunda mashru bo'lgan. Shuning uchun mana shahvatlarni yaxshi ko'rishlik malomat qilinyapti. Bu narsa insonlarga ziynatli qilindi. Aslida ziynatli emas bular. Shariatga xilof bo'lgan narsalarni xohlashlik va uni yaxshi ko'rishlik xunuk narsa. Shariatga xilof bo'lgan butun narsa xunukdir, qabihdir, yomondir, shardir, musibatdir, balodir. Lekin bu yaxshi ko'rsatilyapti. Kim tarafidan suyutayotganda ikki tafsiri bor, biri shayton tarafidan. Shayton insonlarga vasvasa qilib, ularga bunday xunuk narsalarni, yomon narsalarni chiroyli qilib ko'rsatib beryapti. Ikkinchi tafsir esa Alloh tarafidan Alloh taolo imtihon qilyapti. Diqqat qilingki, biz aytayapmiz, shariatga xilof bo'lgan deyapmiz. Lekin shariatga xilof bo'lmagan shahvatlar ular joiz. Balki Alloh rizosi uchun bo'lganda savob ham bo'ladi. Bu shahvatlarning muhabbati nimalardan iborat ekan? Minan nisa, ayollardan. Mana Alloh taolo ayollarni birinchi bo'lib zikr qilyapti. Ya'ni dunyo ne'matlari, dunyoning ichidagi narsalarning orasidagi eng muhim narsa, eng muhim bir mavjudot bu ayollardir. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisda aytadilarki, "Ad-dunyo mata'un." Dunyo matodir. Dunyo istifoda qilinadigan, foyda olinadigan narsadir. "Va khayru mata'iha al-mar'atu solihatu." Va dunyo matosining eng yaxshisi esa soliha ayoldir deydilar. Demak, agar siz uylanganingizda soliha bir ayolga, soliha bir qiziga uylansangiz, dunyo matosining eng yaxshisi nafsiz ekan. Eng katta ne'matga musharraf bo'lyapsiz. Qarang, hozir maqtalyapti hozir. Yana boshqa bir hadisda payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, mu'min kishiga taqvodan keyingi, ya'ni berilgan ne'matlarning ichida taqvodan keyingi eng kattasi soliha ayoldir deydilar.
Yani bir müminge Allah Teala takva bergen bolsa, mana en katta ne'mat, ikinci en katta ne'mat nima ekan? Salih ayol. Bir insonning ayoli, ya'ni uylangan bo'lsa-yu ayoli soliha bo'lmasa, demak uning ne'mati noqis bo'lyapti. Mana endi inson o'zining nikohida bo'lgan ayolini yaxshi ko'rishlik, unga muhabbat qilishlik, unga shar'iy muomala qilishlik. Bu yaxshi narsadir. O'tgan darslarda ham ko'p aytdik. Hatto jimo qilishligi savob. Taom yedishligi, qani nafaqasini berishligi savob. Günah bo'lishi mumkin emas. Farz qani nafaqasini berishlik. Libos olib berasiz, savob. Tabassum qilasiz, shirin gapirasiz, savob. Bular shariatga muvofiq bo'lgan butun muomalangiz hammasi savob bo'ladi, ajr bo'ladi. Fazilat bo'ladi, daraja bo'ladi. Ayolingizga, bolangizga yedirgan moliz, ayolingizga, bolangizga sarflagan puliz Alloh yo'lidagi jihodga sarflagan puldan afzal bo'ladi. Ba'zan yigitlar so'raydi, oldin jihodga boraylikmi, uylanaylikmi deb. Qarang, oldin uylanish kerak ekan. Chunki bolajaqingizga sarflagan pulingizni savobi Alloh yo'lida bo'lib turgan, sarflanib turgan nafaqa infoqlardan ko'ra afzaldir. Ana bular joiz. Shuning uchun ash-shahovat deganda men shariatga xilof dedim. Diqqat qilinglar. Ayollarning muhabbati mutlaqo yomon emas. Mana qancha fazilat zikr qilindi. Hatto yana bir muhim masala borki, bizga muzokara qilinmaydi, aytilmaydi. Bilmayman, tushunmaganligi uchun aytmaydimi? Yo bilishmaydimi? Yo noto'g'ri tushunishadimi? Sahih hadislarda keladi, Oysha onamiz aytadilarki, Payg'ambarimiz alayhissalomga eng sevdirilgan narsa an-nisa deydilar. Ayollar deydilar. Payg'ambarimizga hubbiba qattiq yaxshi ko'rsatilgan narsa ayollar deydilar. Buni biz qanday tushunishligimiz kerak? Demak, Payg'ambarimiz alayhissalomga berilgan ne'matlarning ichidagi eng mahbubi, eng sevimlisi ayollar. Ya'ni o'zlarining ayollari. Payg'ambarimiz alayhissalom o'zlarining ayollariga, ya'ni xotinlariga nihoyat darajada mukammal bir muhabbat bilan, eng go'zal bir axloq bilan muomala qilardilar. Nihoyatda muhabbatli hayot kechirardilar. Qaray, bu masalalar muzokara qilinmasdan yoki bilmaydigan odamlar to'g'ri tushunganmi? Ahlilim nima uchun aytmaydi buni? Ya kafirler başka tarafki bursa Müslümanlar üçünden tahsilenip koyganmı? Ayetilme geldiği için hazır ki vakti Müslümanlar da ailesi ya kalesiz, aile kururken o hattında ortasında muhabbeti yok. Bu da birbirine düşmendik. Birbirini kulge alıştı derdine. Birbirine itaat kıldırıştık, birbirine paski oluştuk, hakarat kılıştık, zulüm kılıştık derdine. Yani tuydan aldığın yaşı yapıyordu. To'yda oldin shirin gapiradi, yaxshi gapiradi-da, to'ydan keyin boshlanadi. Jahon urushi boshlanadi. Hech qanday ayash yo'q. Hech narsadan qaytish yo'q. Lekin erkak o'zini ayoliga, o'sha nikohidagi ayoliga nihoyat darajada muhabbatli bo'lishlik kerak. Va ayol ham keyin eriga muhabbatli bo'ladi. Zotan ayol erini yaxshi ko'radi. Ayollarda ko'pchiligi yaxshi ko'radi. Lekin ayollar keyinchalik eridan sovuganligi, eriga nisbatan fikrini o'zgarganligi, eriga nisbatan bir umidsiz holatga tushganligi erning xatoligidan bo'ladi. Erda xatosi. Er shariat ko'rsatgandek muomala qilmaydi, bunday muhabbat ko'rsatmaydi. Xotin keyin majbur umidini kesadi. Buni keyin o'ziga dushman deb biladi. Qadarimizda shu ekan, peshonamiz shu ekan, endi biz hayotimiz shu zolimni o'tish kerak ekan deydi, dushmandek muomala qiladi. Lekin aslida erkaklar payg'ambarimiz alayhissalomga ergashgan holatda ayollariga nihoyatda muhabbatli bo'lishlik kerak. Endi sizlarga buni men aqliy tushuntirib bersam, agar bir inson o'zining ayoliga o'zidagi muhabbatni hammasini sarflaydigan bo'lsa,
Qo'lidan keladigan butun shirin gaplar, shirin muomalalar, go'zal muomalalar, ikromlar, xizmatlar, bular hammasini ayoliga ishlatgandan keyin beganaga ishlatishlikka ehtiyoj qolmaydi. Shunda ko'chadagi begana ayollarga qaramaydi ham, u aqliga ham kelmaydi, fikriga ham kelmaydi. Shayton vasvasa qiladi albatta. Lekin buni daf qiladi, hojati yo'q. Har bir insonning g'arizasida bor, ya'ni har birta erkakning g'arizasida tabiatida ayolga nisbatan muhabbat bor. Ayolda ham g'arizasida tabiatida erkakka nisbatan muhabbat bor. Shu o'zini joyiga ishlatilsa, erkak butun muhabbatini xotiniga ishlatdimi, xotin ham muhabbatini eriga ishlatdimi, shundan boshqaga ishlatmaydi ular, beganaga ishlatmaydi. Beganaga ketmaydi. Ammo joyiga ishlatilmagandan keyin insonda g'arizasida bor. Bir erkak o'zini xotinini yaxshi ko'rmadimi, kimidir yaxshi ko'rgisi keladi. Shu bilan noto'g'ri yo'llarga ketib qolishligi mumkin. Yoki xotin ham erini yaxshi ko'rmadimi, kimidir yaxshi ko'radi, kimidir ya'ni kimidir yaxshi ko'rishlik, kimidir sevishlik, kimgadir muhabbat qilishlikka majbur. G'arizasida bor uni. Kim boshqalarni yaxshi ko'radi keyin? Ya'ni eridan boshqalarni. Shuning uchun mana payg'ambarimiz alayhisolamning sunnati, payg'ambarimizning xulqi shuydiki, ayollariga nihoyatda mukammal holatda muhabbat ko'rsatadilar. Payg'ambarimizga eng mukammal shaklda sevdirilgan narsalar ayollar degan hadisda shunday tushunishlik kerak. Ya'ni o'zlarini ayollari. U demaski, o'zining ayoli ham boshqa ayollar ham begona ayollarni ham yaxshi ko'rsa, muhabbat qilsa. Diniy muhabbat aka-ukalik masalasi boshqa. Lekin nafsoniy muhabbat faqatgina nikohdagi kishiga bo'ladi. Lekin bu hadislar, bu go'zalliklarda kofirlar, munofiqlar, badbaxt insonlar albatta boshqa taraflarga burib, mana musulmonlarni payg'ambari mana bunday yomon inson edi deb tuhmat qilishyapti. Ammo endi islom ahli ulamolari biz bu hadislarni yaxshi bilish kerak, tushunish kerak va tushuntirishlik kerakki, kofirlarga javob bera olsin, kofirlarni rad qilsin. Beshara musulmonlar ham qiynalib qolyapti. Bu narsalar aytilmaydi. Kim gapirsa beadab hisoblanadi. Keyin kofirlardan bunday e'tiroz kelganda musulmonlar hayron bo'lib qolyapti. Rad qilsa dalili yo'q, bu masalalardan xabari yo'q. Demak, endi ayollarga muhabbat qilishlik, ya'ni o'zini nikohidagi ayolga muhabbat qilishlik shariatdagi eng go'zal bir amaldir. Eng fazilatli amal. Lekin bu yerda aytilib turgan narsa ikki xil. Biri o'zini ayoliga nisbatan muhabbati bor u shariatga xilof. Masalan, ayoli hijobsiz yaxshi ko'rganligi uchun hijob masalasida xafa bo'lmasin deb indamayapman deydi. Mayli yuraver, sen hijobsiz yurishni yaxshi ko'ryapsanmi? Yuraver bo'lmasam, indamayman deydi. Yoki hozirgi vaqtda ko'ryapsizlar, ba'zi ayollar hech insoniyat tarixidagi ayollarga yarashmaydigan qabohatlarga kirishyapti, sigaret chekishyapti, aroq ichishyapti. Ba'zi erkaklar bor, shunga ham izn beradi. Yoki xodimlari tashqarida degan erkaklar bilan ishlab shariatga xilof bo'lgan holatlarda bo'lishyapti. Innamaydi shu narsalarga. Nimaga men xotinimni yaxshi ko'raman deydi. Bu joiz emas bu. Durus emas. Bu insonni Allohning g'azabiga olib boradi, dayuslikka olib boradi. Ikkinchisi, nikohida bo'lmagan ayollarga nisbatan muhabbat qilishlik. Agar uylanmoqchi bo'lsa, nikohlanmoqchi bo'lsa, uylanishdan oldin bir-birini ko'radi, tanishadi, gaplashadi. Bu narsalar sunnatda bo'lgan narsa. Payg'ambarimiz alayhisalom sahobalariga tavsiya qilardilar: "Uylanishdan oldin ko'ringlar, bir-birlaringizni ko'ringlar" deb ko'rishga tavsiya qilardilar. Bu boshqa masala. Lekin uylanish niyati yo'q, nikohda bo'lmagan ayollarga muhabbat qilsa, ularga shariatga xilof muomalada bo'ladigan bo'lsa, bu mana shahvoniy, shariatga xilof bo'lgan amallar bo'lyapti. Shu nihoyatda qabih amal, juda xunuk amal, lekin zuyyina lin-nas,
insanlarga chiroyli qilib ko'rsatildi. Insonlarda ko'ziga chiroyli ko'rinadi. Shayton hadd va sasa qilaveradi. O'zi nihoyatda xunuk emas, nihoyatda yomon emas. Val banin va farzandlar. Endi farzandlar degandan keyin ma'lumki insonning o'zining farzandlari. Ayollardan keyin insonga eng qattiq ta'sir qiladigan, eng katta ta'sir qiladigan narsa bu farzandlaridir. Shuning uchun Alloh taolo ayollardan keyin farzandlarni zikr qilyapti. Qur'onda ham ko'p yerda zikr qilinadi. Ba'zan ayollar bilan farzandlarni, ba'zan mol bilan farzandlarni zikr qilinadi. Farzandi masalasi ham muhim masala. Bu ham hozir ayni ayollarni masalasida aytganimizdek, aslida nihoyatda katta ne'mat. Alloh taolo bir farzand ato qiladi sizga, farzand beradi. Nihoyatda büyük bir ne'mat. Endi shu farzandga siz islomiy muomala qilsangiz, nihoyatda katta bir savob. Bu darajasi baland, fazilati baland. Lekin buni noto'g'ri iste'mol qiladigan bo'lsangiz, islomga xilof tarbiya bersiz, islomga xilof muomala qilsangiz, shu farzandlarni bahona qilib islomga xilof amallarni qiladigan bo'lsangiz, shu narsa joiz emas. Hozir oyatda rad qilinib turgan narsa budir. Mana ko'ryapsizlar, ko'pchilik insonlar shu bola chaqani bahona qilib, ro'zg'oron farz, bola chaqani nafaqasi ham farz deb diniy xizmatlarni tark qilishadi, dinga xizmat qilmaydi, diniy ilmlar bilan shug'ullanmaydi, ilm hosil qilmaydi, da'vat qilmaydi. Hatto ba'zida mana namozini ham o'qimaydi. Allohning farzlarini tark qilib yurishibdi. Nimaga? Chunki bularga farzandlarga bo'lgan muhabbat, farzandlarga bo'lgan xohishlar, nafsoniy xohishlar chiroyli qilib ko'rsatildi. Wal qanatir al muqantara min al zahabi wal fiddati. Oltin va kumushdan bo'lgan top-top juda katta mollar. Qanatir qintonning jami. Qintor nima? Tafsirida bir necha qavullar zikr qilingan. Ba'zilar 1000 dinor deydi. Ba'zilar 5000 dinor, ba'zilar 20000 dinor, ba'zilar 80000 dinor deydi. Ba'zilar aytadiki, tog'dek keladigan mol, tog'dek. Xullas ko'p degan ma'noda. Hali Qur'onda keyin yana keladi bu. Hadislarda ham keyin qimtorun deb katta mol deyiladi arabchada. Maqsad shu. Ya'ni tayin qilishlik uchun bir muayyan dalil yo'q. Shuning uchun ulamolar tayin qilmaydi. Har xil tafsirlarda bo'lganligini sababi ham shu. Lekin maqsad ko'p mol demoqchi. Ko'p mollar, oltin va kumushdan bo'lgan ko'p mol insonlarga chiroyli ko'rsatildi, ziynatlandi. Bu qantarada to'plangan. Hali yana ham ko'p bo'lyapti. To'p-to'p ko'p mollar. Oltin va kumushdan. Bu ham mana yuqoridagi tafsirda oyatlarning tafsirlarida aytdik. Mol Alloh taolo ba'zi yerda uni fazil deb, ba'zi yerlarda xoyir deb zikr qildi. Mol yaxshi narsa. Oltin kumush boylik yaxshi narsa, ne'mat. Allohning fazlidir, xayrdir. Lekin Allohni yo'liga ishlatsangiz. Lekin Allohni yo'liga ishlatmasangiz, unda mana sizga fitna bo'lib qoladi, balo bo'lib qoladi. Bu yerdagi maqsadim shu. Zuyiranin nasi hubbu shahavat. Mol va davlatlar shariatga xilof holatda ishlatilyapti, to'planyapti, hosil qilinyapti. Va buning muhabbati esa insonlarga chiroyli ko'rsatilyapti. Ko'ryapsizlar odamlar, shu boylikka muhabbat qilganligidan Allohga qattiq isyon qilyapti. Ba'zida hech qanday zakot bermayapti, bergisi kelmayapti. Molni yaxshi ko'rganligi uchun. Allohga yo'lda molini sarflamayapti. Moli bilan mashg'ul. Butun g'oyasi, maqsadi molini ko'paytirish deb qo'ygan. Val xoylil musawwamati. Va go'zal otlar. Musawwama nima degani? Alomatli degani. Ajrab turadigan degani. Shuning uchun ko'pchilik go'zal otlar deb ko'radi. Ba'zilar qashqa ot deydi, ya'ni peshonasi oq, oyoqlari oq bo'lgan qora yoki qizil otlar. Ba'zilar aytadiki, qiymatli otlar deydi.
Peki elbette başkalardan ajrab turadigan ot ham yaxshisi bo'ladi, ham go'zali bo'ladi, ham qiymati bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisalom otni yaxshi ko'radilar. Otni nihoyatda yaxshi ko'radilar. Qarang, otni yaxshi ko'rish degan sunnatdir. Va hadislarda ko'p targ'ib berganlar. Yuqorida ham ba'zi oyatlarda keldi. Ot boqsangiz, otingizga bergan suvingiz, bergan hashagingiz, yemingiz hammasi sizga sarf bo'ladi. Va otingizni chiqargan bovli va tezagi, ular hammasi sizga tarozida ajr bo'ladi. Otingiz shu otxonada turganda ham, tashqariga chiqib aylantirganingizda, yurganda, yugurganda sizga sarf bo'ladi. Qani shunchalik katta ajr sarf bo'lgan narsadir. Ot boqishlik. Ya o'zingiz otni boqib Alloh yo'lida ishlatasiz yoki ishlatadiganlarga berasiz. Juda katta savob. Lekin ba'zilar bor, ot boqadi, dinga qarshi ishlatadi. Yoki zohiran dinga ishlatadi, lekin riyokorlik qiladi. Ular gunohkordir. Demak, otni yaxshi ko'rishlik aslan sunnat. Payg'ambarimiz yaxshi ko'rardilar, butun payg'ambarlar yaxshi ko'rar edi. Lekin yana buni ham yuqoridagilarga o'xshab shariatga xilof yerga ishlatdingizmi? Busiga azob bo'lib qoladi. Aslida katta ne'mat. Ot to'g'risida Alloh taolo Qur'onda ko'p zikr qildi va otlarga qasam ichdi. Val adiyati dabaha. Val adiyat surasida otlar to'g'risida xabar beryapti. Otlarga qasam ichyapti Alloh taolo. Diqqat qiling, qani islomning mukammalligini. Lekin musulmonlarda ko'pchiligi bunday tushunmaydi. Ayollar yomon, bolalar yomon, oldingi yumush yomon, ot yomon deb tushunishadi. Bunday emas. Ular hammasi ne'mat. Hammasi nihoyatda katta bir ne'mat. Ammo noto'g'ri ishlatganingdan keyin sen yomon bo'lasan. Hamma narsa shundaykda. Noto'g'ri ishlatdingizmi yomon bo'ladi, zarar bo'ladi. Wal an'am. An'am mana chorvalar. Bizda chorva deydi-yu. Aslida chorpoya bo'lishlik kerak. Tojicha kerak emas, chorpoya degani to'rt oyoqlik degani. Poya oyoq degani chor to'r. To'rt oyoqlik hayvonlar degani. Bizda uni buzib, chorva qilib, o'zlaricha o'zbekcha qilib olishgan. Farsiyani buzsa o'zbekcha bo'larkanmish. Bunday emas. Shuning uchun nima kerak bor? Chorva degani buzuq kalima nima kerak bor? Ya chorpoya deb tojicha gapiring. O'zbekcha qilib to'rt oyoqli hayvonlar deng. An'am to'rt oyoqli hayvonlar. To'rt oyoqli hayvonsiz bo'ri ham kirib ketadi bunga, ayiq ham kiradi. Lekin shariatda mashhur bo'lgani tuya, mol, qo'y, echki shunday narsalar. Go'sht yeyiladigan hayvonlar. Mana bularning masalasini ham qarang. Butun payg'ambarlar cho'ponlik qilgan. Qo'y boqqan. Yani qo'y boqishlik, mol boqishlik, tuya boqishlik, payg'ambarimizning tuyasi bor edi, tuyalari bor edi. Qarang, ular ham o'zini yeyman. Lekin natura iste'mol qildingizmi? Joiz emas. Uni muhabbati, yani unga shariatga xilof holatda muhabbat qildingiz, shariatga xilof holatda ishlatyapsiz, bu joiz emas. Hanafiylar ot bilan boshqa hayvonlarni ajratishadi, molikilar ham shunday. Chunki Alloh taolo ajratyapti qarang. Go'zal otlar va to'rt oyoqli hayvonlar deyapti. Ya'ni Hanafi ulamolari otni tuyadan, moldan ajratadi, go'shini masalasida. Yemasin deydi. Harom deb emas. To'g'ri harom degan qavullar ham bor-ku. Lekin maqsad ot go'shti yeyiladi, halol bo'lgan narsa. Lekin Alloh taolo uni doim ajratib zikr qiladi. Tuyaga aralashtirib, molga aralashtirib zikr qilmaydi. Endi Alloh taolo ajratayaptimi, biz ham ajratayik. Demakki, otni biz ko'proq jihodiy maqsadda, siyosiy maqsadda, harbiy maqsadda iste'mol qildik. Faqatgina yeyishlik maqsadida emas. Ya'ni ulamolar otni shuning uchun ajratishgan. Qur'on ajratayapti chunki. Qur'onda hadisda ot boshqa to'rt oyoqli hayvonlardan ajratilib zikr qilinyapti. Bu masalan ot ham to'rt oyoqli hayvon. Go'shtini yeyishligida ixtiloflar bor mana.
Şafiilerde, Hanbelilerde bulur hadis, kendi zararı yok. Ebu Hanife'nin en kette şagirdleri Ebu Hüseyin ve Muhammed'den la ba'se dedi, zararı yok dedi. Peki Ebu Hanife'den 3 fetva var. Biri zararı yok diyen, ikincisi mekruh, üçüncüsü yani tenzihi mekruh, üçüncüsü tahrimi mekruh. İmam Malik'e haram dediler. Ve tahrimi mekruhta etmediler. Ve altı görüşünü içtiği caiz mektedir. Sütü caiz. Sütü hani kılıç kırılıp eğer insanı maskara digen dereceyi alıp varsa o maskara digen bu yani güçün caizmez. Peki aslında at sütü halal, mubah. Vel an'am. Tört ali hayvanlar sizlerge ziynetli kılındı. Çıraylı gösterildi. Hadi bir insan mal koyulardı, oralaşıp yürürse. Bilesler yani hemen etrafında tanışları var. Ya ki tanışlarınızın karındaşları var. Koşmayınızın karındaşları var. Ya uzak karındaşlarınız var. Mal koy bakadı. Şu hayvan içinden çıkmıyordu. Şümrem meşgul. Namazdan okumuyordu. Dünyada ne böyle yaptı İslam alamında ne gafler böyle yaptı. Hiç haber yemiyor. Onu kızıktırmıyordu yani. Bu caizmez bu. Kanca hayvanlarınız köp olsa yaşı. Allah diyor da işletin günlerdi. Vel harf. Ekin. Ekin zarlik. Ekin diyenizde dehkançılık ve babançılık hemesini uzun içi yap git olardı. Şunun için harfında ekin mah. Ekin disiz yaşı da olardı. Hemesini uzun içi yap git. Bu şey yerden hasıl çıkarışlık meselesi. Şu insanlara yaxşı göstərildi. Əslində bağız buluşluğu, palıcız buluşluğu, yerdən hasıl alışlığı kətdə nimət. Allah'ta niməti. Amma bunu nə doğru yolu istəmal qısınız, onda günah bulaz. Allah Teala şuna etiyyətdir. Nə doğru yolu istəmal qılınyən nəsələdə etiyyətdir. Zəlikə mətə'ul hayəti dünya. Və bunlar dünya hayatının mətasıdır. Allah Teala'nı kareyin. Nihayette mükemmel etiyat. Kur'an'da mükemmelliğine kareyin. Niye afsuslar bulsun ki bizim müllerlerimiz Kur'an'da düşünmeydi. Yatırı çüntürüşerdi. Bu neselerde hemen zikir kılıp zelike meta'ul hayati dünya diye. Şuların hemen dünya hayatının metasıdır. Metanı ne diye ne? Ma yutemette'u bihi. Fayda alınadigan, lezzetlenedigan. İstimal kılınadigan nerse diyene. Size ihtiyacınız var onun ya. Hani meta'a. Mut'a'da onun ya mut'a. Nikah kitablarından okuyorsan ki mut'a. İstimta'a. Ayaldan faydalanmışlık istimta'a diyened. Yani er hatun birbirinden lezzetlenmişlik istimta'a diyened. Meta'a diyene lezzetlenedigan, mezzekledigan nerse bu. Allah Teala diyor ki zelike şerrül hayati dünya demeye çıkıyor. Bu ayollar, balalar, altın gümüşler, at, tört ayaklı hayvanlar ve ikincilik bunlar dünya hayatının şerri durdu mu yaptı? Ya kabahati durdu mu yaptı? Metası diye yaptı. Kareyim, dikkat kıyım bunu ya. Lezzetlenediyen nesle bunlar diye yaptı. Ve kerek. Adam aleyhisselam doğrusu demedi de Allah Teala. Yeryüzüye düşkenden kim? Zengi karargah var ve meta'un ilahin dedi. Malum vakit geçse zengi meta'un var dünyada dedi. Ve meta'un yaman mersemez eken. Hani talak meselelerinde hem gördüleriz. Mut'a verişlik. Ayalık şirge mut'a verişlik yani libas verişlik. Bazen mesela pül verişlik dedi. Ayalık şirge hursan kılıçlik. Yani meta'un yani insanı hursan kılıçlik dedi. İhtiyacıya en ihtiyacı bu yanlarsa. Hani kançalık güzel. Hakikaten hem şunu diyeyim. Bunlar gerek mi bizge? Sizge gerek bu mesaf kendin. Her bitti insanı gerek. Dünyada mısınız? Yaşayıp sizin mi? Gerek. Şimdi bana şu ayetle hadislerde çalıştırayım. Dünya meta'un. Dünya meta diyettiler. Ve hayru meta'in dünya el meretu saliha. Dünya matasının en yaxşısı ise salihə ayol deyibdi Peygamberimiz Aleyhisselam. Ayetli hadisi birbirine muvafıqlığını kalayım.
Minen nisadır, ayarlardan başladı Allah-u Teala. Vallahu indahu husnul ma'ab. Ve Allah Teala bunun huzuru da kaytadigan yerinin en güzeli var deyatı. Husnu deyatı. En güzeli cennettedir deyatı. E insanlar bunlar yakşaya bunlar. Hemeniz kursan bularımız. Yani şu ayette zikir bilingen mesela bizge verilse de biz ulan da Allah diyoru da işletsek hançakette nimet. Hemeniz salıyınız. Can diyemiz. Hiç kim rakkı neydi onu? Allah deyatı ki şunu yakş göresinlere yakş görüştüki haklarınız var. Eğer Allah diyoru işletseleriz. Ama cennette bularının yakşı var. Cennetteki ayarlar dünyada ayarlardan nihayette güzel. Şimdi cennetteki ayarlar dünyada ayarlardan güzeldirse dünyadaki ayarlar aziyetlenmesin. Dünyadaki ayarlar için hakaretmez. Yani fasıklar için hakaret. Kafire bugün hatınlar için hakaret. Peki Müslüme ayarlar doğrusu ayetindedir ki cennetteki Müslüme ayarlar cennetteki hurilerden hem güzel bulur. Yani cennetteki ayarlar bu dünyadaki ayarlardan yaşıdır deyilken de şu dünyada yaşayabilen Müslüme, mu'mine ayol cennette nihayette güzel bulur. Erkek şeydisi mi? Erkek hem güzel bulur. Erkek bu halette bu neydi? Cennet bu. Bu çerçegen, taşları tuzigen, her tarafı çeyin, çün, çerpeygen, yelpeygen bu neydi? Erkek hem cennette nihayette güzel bulur. Ve cennetteki altın gümüşler, cennette hem at var. Cennetteki bağlar, meyveler, bunlar başka olar. Şuna et yaptı Allah Teala. Husnul me'ab deyaptı. Etme yaptı ki cennet yaşıda bu dünya yaman, bu şer, musibet, beladime yaptı. Ne doğru düşünmezlik gerek. Kendin İslam kendine güzel. Fakat güzellikleri gösterdi. 15. ayet. Kul أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Ayet-i Muhammed Aleyhisselam. Sizlerge takva kıyan kişiler için şu neselerinizden hem göre yaşrağdan haber vereyim mi? Takva kıyanları için ularının Rabbimizin huzuru da teklerden deryalar akadigen cennetler var. Bu cennetlerde ebedi kalucu halatları da. Ve pakize kılingen eyaller var. Allah tarafından buyen rizvan, çok katta bir razılık var. Ve Allah kullarını körüp duruşudur. Körüçü buyen zattır Allah Teala. Suyutiyat yaptırır. Kul ya Muhammed li kavmik. Ey Muhammed kavmine ait koyun. E'unabbi'ukum. Sizlerge haber vereyim. Uhbirukum. Bi hayrin min zalikum. Sizlerde şu rasalarınızdan yakşı rağat olsa haber vereyim. El mezguri mine şehevati. Bu şehevatlerden bu gen zikir bilingen nesalar var ki yukarıda. Şundan hem yakşı rağına haber vereyim. İstifhamu takrir. Bu takriri istifham bo'ladi. Ya'ni so'rashlikdan maqsad haqiqiy savol emas. Savol aslida isti'lom uchun bo'ladi. Bu narsani bilishlik uchun. Bu narsani bilishlik uchun emas, balki bildirishlik uchun bo'lyapti. Lillazina taqaw ash-shirka. Shirkdan taqvo qilgan, shirkdan saqlangan kishilar uchun inda robbihim ularning robbisining huzurida xabarun bu xabar muqaddam bo'ldi. Cennetun tecrin min tahtilen haru. Seyirlerden deryalar akadigen cennetler bağlıgenimiz muktada buldu. Tahir kılınca muktada. Halidine ey mukadderine el hulude. Ebedi kalıç halatlarda. Yani ebedi kalıçlı yüllerine takdir kılınca halatda. Fihe işte cennette. İze dehaluha ula cennete kirgenlerde. Cennete kirdiler mi? Ebedi kalıdırlar. Cennetke kirgen adam kayıtı çıkmaydı. Ve ezvacun mutahharatun. Ve pakize kılingen ayarlar var. Cüstler var. Nemeden pakize kılingen? Minel hayzi, hayzden.
ve gaybihi mimma yustakzaru ve insan hahlamaydigan yaman göredigan nesnelerden bugün bazı şundik aziyetler. Mesela hayz peki baul, gayet insan hacetini çıkarışlığı yani erkek tarafından hem ayol tarafından hem hacet çıkarışlığı bunlar yani aziyet soplanadı. Erkekken bu nesnelerden paklengen buladı ayol hem. Yani ayol kişinin erkekken nisbetten hayz, istihaze, nüfas degen nesneler var. Bunlar kim idi? Var yedvanun ve razılık var. Katta bir razılık. Bi kesri evvelihi ve dammihi. Lugat yani. Şu ranı kesreli ve zemmeli kılıçlı iki de lugat var. Ridvanun ve ruduvanun. Araplarda iki lugat. Ey ridan kesirun. Yani köp güne rıza. O siz aslında rıda ise bu nedir? Rıda Allah'ı. Lekin ridvan deyil yaptı. Bilesler bir kelimenin harfleri köpeyene ki manasıyla köpeyene. Katta bir razılık. Kim tarafından? Minallahi Allah tarafından. Wallahu basirun. Allah Teala kuruşudur, alimun buluşudur bil ibadi kullarını. Feyucazi kulla minhum bi amalihi. Şu kullardan her bittesiye ameliye karartırıp mükafatını, cezasını verir. Yaxşı bulsa yaxşı, yaman bulsa yaman. Qani yukarıdaki ayetini tafsir kıyandı ahirede biz bazı tafsirleri zikir kıldık. Bu ayet aynı tafsirde ayet yaptı. Ayet Muhammed Aleyhisselam. Ayet yetkizgin insanları ya. Bildirip koygin. E'unabbi'ukum. Sizlere haber vereyim mi? Kızıktırışlı güçüm bunu yaptı. Haber vereyim ben sizlere. Haberdar buluylar. Nimet orusta. Bi hayrin min zelikum. Sizlere o şey meselelerinizden göre yaşırak. Yaşırak dedi mi? Hani onlar yamanmaz eken onlar. Bunu ise yaşırak. Onların göre yaşırakdan sizlere haber vereyim. İslam'ın güzelliğini göreyim. Sizlere Allah Teala şu nimetlerde verdi. Hatın, bala çaka, altın, kümüş ve başka neseler. Bunlar da yaş görürsünler. Bundan hem yaşısı var. İnsan daim yeni hem yaşısını yaş görürdü ki. Kulizdeki nesene yeni hem yaşırağı sizi yekilişte yine halıyız. İslam bana şu harizizden geri yaptı. Hadi yaptı ki şundan hem göre yaşırağını haber vereyim mi sizlere? Yani takva kıyan kişiler için. Yani cennet doğrusu, ahiret doğrusu etkileyipti. Bizi ahiretke tergib veriyipti Allah Teala. Ahiretke tergellik görüyorlar. Ahiretke tergellik görüş diyeni dünyanı terkiliş diyenemez. Dünyanı terkiliş diyenemez. Dünyanı terkiliş diyenemez. Ne doğru çünkü şey yaptılar. Ahiretke tergellik diyeni dünyanı doğru işletiş diyeni. Yani, ahiretke tergellik dünyanı doğru işletçilik. Ayetler şunu gösterdi yaptı bana. Kulüzdeki nesneler yakşı. Ondan hem yakşı bazı cennet. Cennetke varışlı güçün bana şu nesnelerini doğru işletin. Şeriatke hılaf kılayın. Yani İslam'da haram kılınmayan ki altın gümüşler haram kılınmayan. At haram kılınmayan. Yok. Günah yollardan ben kılınmayan halas. Ve tört de hatin yüleniştikken izin beri yaptı Allah Ta'ala. Yülenişte haram kıldı mı? Ve tört de geçe izin beri yaptı. Hani insanlar dinin hatoru için varken Allah'tan hatoru için işette yine tuhumat kılışadı. İslam mantıklı. Nemeden mantıklı? Hiç de mantıklı yok. Hiç kesi yaşlı da mantıklı yok Allah Ta'ala. Tört de hatin geçe yüleniştikken izin beri yaptı. İlkeler hiç kalakası ki Allah'a şikayet kılarmıydı ve ayarlar meselesi de Allah'a isyan kılarmıydı. Hakkı yok. Yani takva netiyet. Takva kıyan kişiler için. Vel akibetu lil muttakin. Güzel akıbet takvadarlar üçündür. Takva kılamız kiyin cennetki kılamız. Takvanı ne diyeni? Mesela bunu yan biz yan atıyoruz üçündür. Takva diyeni daim yeriye kadar yürüdü. Kışın yazın tonkiyi birasız. Belizi bağlamalasız. Meskiyasız, tızla geçe. Kışın yazın. Adamlar ursa tepsizden yakışı bulardı değilsiniz. Şunluyum bir halet, bir harlik. Ben şimdi takva darlık da üçündürüşen. Süüti ne dedi? Şirkten takva aksa diyor. Şirk yıldırmasa bu olur diyor.
Takvanın en kattesi mana şu. Şirkten saklanıştık. Kim dereceleri var? Kolizden gelince dinge amel kılarsın. Hani ulamalar tefsirini şirkten saklanan ona muttakidir diyordu. Siz sünnetlerde kemçiliğiniz buluşu mümkün. Bazen farzlarda hem kemçiliğiniz buluşu mümkün. Ama şirkten saklanan bu siz ulamalarımız et yaptı ki siz takvadarsız diyordu. Yani mülleler bu damlalar dinde kıyın kılıp şunu ki ben senin takvadar bu meselen değişti demek yine ki var. Adamlar da dinden biridir. Ve onları da takva adıp gösterip duygulanırsanız takva olmaz, bidiyat. Böyle köpçülü yaşlar hazır dinler bölgesi kemiyordu. Demek ki uzunuz gibi köp açıkken bizden yenge başlığı gelmedi. Mahalledeki yaşlıktan katta duygulan balılar. Namaz okuyorlar, sizlerden kediler. Biz kel bular mıyız? Kütüren miyiz biz saçımızı alıştı diye. Dindar buluş namaz okuştu digende o dedi ki birinci sartaroşka barış gerek. Tengiden kırıp taşıydı yaltıratı şundan başlanadı dindarlık. Kerem Kur'an adısı kayırdı mı bunlarsa? Kertengi zıddı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın saçı mı aradı? Peygamberimiz daim kelbo gülmesiydi ki o. Şunu takva değil yani. Bidiyat bu. Daim erkeler daim kelbo gülüşlüğü bidiyat. Ha bu adam bir keser doktu. Üzülü var başka mesela. Takva diyeni evvela şirkten küfürden saklanıştık. İkincisi Kur'an hadisiye amel kılıştık. Yani. Kur'an hadisi doğru düşünsün amel kısın. Şülerge Rabbisinin huzurunda cennetler var. Yani bitti cennetmez. Yok. Cennetun. Ve tenklerden deryalar akadı. Deryalar dünyanın iki yoksa gelmez. Çukur da akmıyordu. Cennetinin şimdi sahası da akıp yürüdü. Siz şu iç mahsubu siz aldıcak ileride oldu. Sütten boyan, arağdan boyan, hamırdan boyan, sudan boyan, asaldan boyan, turhul deryalar. Ozuk ileride. Nihayet taşırın. İçken sadece içkisi geliyorlar. Ve cennette davul kılıç yok. Cennette hacet çıkarsa yenese yok. Derehler nihayette kalın. Ormanlar. Bağlar, ahl kuşlar, neyveler, kança yesiz yoraz. Yegen nesiz, terlegenizde terbolu çıkıp oraz. Ve uyan nuhatta kuşkoy buraz. Ve cennette yavuz bunu yesiz. Ve azvacı mutahara. Ve pak kılingen ayarlar. Bekara'da müttü, muhtasar yine asıllarda zikirtilerimiz. Bana hayiz. Çünkü o şeyden meselelerden patlayan ayarlar. Erkeğden hem kadından hem mesela burnu akışlı gelse bu neydi? Dünyada bana serkesi lokasız burnu zakı olup o yüzden bir zorup gidersin. Başkaları koyayım. Cennette bu neyse yok. Aziyet bir neyse neyse yok. Bu beden itibarından buldu. Bu ayette mutlak yiyen için ahlakta hem tecrübe. Ahlakı hem pakiz akınıyken. Dünyada bazen siz ne doğru iş koyarsınız, hatınızı hataklarsınız. Bazen hatınız sizi hatakladı. Ahirette cennette onu değmez. Sizin ahlakınızın hatta güzel buladı, eyalizin ahlakınızın hatta güzel buladı. Nihayette mükemmel bir muhabbetle hayat geçirilir. Bütün meselelerde. Cennetke girgen her bitti cenneti için Allah-u Teala kemide 70 kitap hatın verir. En kemide. 70 tane cennet hurlardan ikisi dünyadaki Müslüman ayarlardan. Ve onlar ihtilaftan hem pak kılınken. Hiç ihtilaf kılmıyordu birbirinden. Birbirine nefret kılmıyordu. Birbirine muhabbet kılışadı. Birbirine kuru dövüşer. Etrafında oynayıp raks kılışadı. Hoşu gayeti verişen sizlere. Avazları nihayet de güzel. Nihayet de şirin. Ve Arapça getirişadı. Özlerim nihayette güzel. Her bittesi 70 karat libas giyen. 70 karat. Her bittesinin rengi başkaca. 70 kıl renk. 70 karat libasta arkasından ilgi görünüp duradı. Yani güzellikte en mükemmel halatı. Siz mesela bir kadahta su hediye kılarsınız, takdim kılarsınız. Ve su içken vakti de tamamen görünüp durardı. Kit yaptırırken su. Şu derecede güzel.
ciğeri yani kıp kızıl bo'lganligi uchun putni oynaga o'xshaydi. Ne qarasiz o'zingizni ko'rasiz. Siz ham shunday. Siz ham shunday go'zal bo'lasiz. Erkak ham go'zal bo'ladi nihoyatda. Chunki ayol kishi bunchalik go'zal bo'lsa, erkak bo'lmasa bo'lmaydi-ku. Alloh taolo erkaklarni ham go'zal qiladi. Ammo o'zgarib qolmaydi degani emas. Mana masalan bir shaharda yashagan, bir soyada yurgan bir erkakni qishloqqa borib, ertadan kechgacha avtobus tagida ishlatingchi. Buradan kelib keling. Tanimaydi shahardagilar uni. Ikkalasi ham bitta odam. Sizam jannatga kirganingizda go'zal bo'lgan bo'lasiz, xolos, o'zgarib qolgan bo'lmaysiz. Boshqa inson bo'lib qolmaysiz. O'zi inson o'zini zotida nihoyatda go'zal. Faqat o'sha go'zalligingizni saqlab yurishingiz kerak. O'z-o'z xunuk qilmang. Go'zal bo'ling. Qarang, butun ne'matlar bor. Endi u yerdagi surilar, to'shaklar, yostiqlar, pardalar, qasrlar, ularni ko'ring endi. Ana keladi keyingi oyatlarda. Shuncha ne'matlardan keyin eng katta ne'mat borki, varidvanu minalloh. Alloh tarafidan bo'lgan ko'pgina rozilik, eng buyuk rozilik. Hadislarda keladiki, Alloh taolo jannatlarga bütün ne'matlarni bersa, hammasi xursand bo'lishib, hamd aytib, ne'matlar bilan mazza qilib yashayib turganda Alloh taolo aytadiki, yana xohlaysizlarmi deydi. Ular aytadiki, biz nima xohlaymiz sendan? Hamma narsani beribsan-ku, biz hech aqlimizga kelmagan narsalarni beribsan. Ko'zimiz ko'rmagan, quloqimiz eshitmagan narsalarni beribsan. Bizga hech narsa kerak emas endi deydi. Alloh taolo aytadiki, bundan ham katta ne'matim bor deydi. Jannatda hayron bo'ladi, nima bu? Roziligim deydi. Men sizlardan roziman, bundan keyin abadan sizlarga g'azab qilmayman deydi. Doim sizlardan rozi bo'laman deydi. Qani ne'mat ketganingizmi? Jannatdagilar yana ham xursand bo'lib ketishadi. Abadiyan jannatda qolishadi. Alloh tarafidan bo'lgan rozilik eng katta ne'mat bo'lganligi uchun Alloh taolo oxirda zikr qilyapti. Varidvanu minalloh. Shuning uchun ulamolarimiz aytadiki, Allohning rizosini hosil qilishlikka harakat qilinglar. Shu dunyoda Allohni rozi qiling. Allohni rozi qilishlik uchun har bitta amalingiz Allohning rizosi uchun bo'lishi kerak. Shunda Alloh sizdan rozi bo'ladi. Allohning buyukligini qarang. Oshib ketsa 100 yil Allohni rozi qilishlik uchun harakat qilasiz, oshib ketsa 100 yil. U 100 yildan ko'p uxlashga, yemoqqa, ichmoqqa, yoshligingiz kasalligingiz chiqib ketadi bu. Oz qoladi. Masalan 100 yildan taqriban 40 yil, 50 yil qolsin. Qani? 100 yil hisoblaganingizda 50 yil. 60 yil hisoblasangiz 30 yil. Ne kunlik hayotingizni hisoblang-da, ne soat uxlayapsiz, yiyapsiz, boshqa-boshqa masalalardan juda oz vaqt qolyapti. Demak 100 yil yashaganingizda 50 yillik bir harakat, mehnat. 60 yil yashasangiz 30 yillik. Qisqagina bir muddatda Alloh aytayaptiki, meni rozi qilishlikka harakat qilgin-da. Keyin men seni jannatda abadiyan rozi qilaman deyapti. Abadan rozi bo'lib yashaysan. Men ham seni rozi bo'laman deyapti. Shu ne'matni qabul qilmasa, bu ne'mat qadrini bilmasa, demak u inson ahmoq inson. Zarqadar aqli yo'q. Vallohu basirun bil ibad. Va Alloh taolo qullarini ko'ruvchidir. Buni albatta ikkita ma'nosi bor. Biri xushxabar, men ko'rib turibman sizlarni. O'zim doim saqlayman, doim yordamchi bo'laman, qo'llab-quvvatlayman, hidoyat qilaman, tavfiq beraman degan ma'nosi bor. Ikkinchisi, amal qilmasalaringiz, ko'rib turibman, xorlayman, g'azab qilaman, azobimni jo'nataman, rasvo qilaman sizlarni, halok qilaman degan ma'nolari ham bor. Mana yaxshi bo'lsangiz, uyaltiryapti Alloh taolo va o'zining ne'matini ziyoda qilishligini aytayapti. Men seni ko'ryapman, qulim. Doim senga ziyoda qilaman. Linda mahkam bo'l. Ammo gunohkor bo'lsangiz, men ko'ryapman seni. Qo'rqin. Tavba qilgin, deyapti. 16. oyat. Allazina yaquluna robbana innana amanna faghfir lana zunubana va qina azabannar. Ular shunday kishilarki,
Ey Rabbimiz, elbette biz iman keltirdik. Bizlerini günahlarımızı keçirin ve bizlerini otning azobida saqlagin deydigan kishilardir. Allazina na'tun aw badalun min allazina qablahu. Suyuti aytiyaptilar, bu yerdagi allazina ya sifat bo'lyapti yoki badal bo'lyapti o'zidan oldingi allazinadan. Yaquluna bular shunday kishilarki aytadilar, ya robbana, ey robbimiz, innana amanna, saddaqna bika va bi rasulik. İman getirdik, yani seni tasdik kıldık ve senin Resulünü tasdik kıldık. Fağfir lana zunubana, bizi günahlarımızı keçirin. Ve kina azabenler ve bizlerini otning azabından saklayın. Bu ayetini iki kıl bağlasız bulalım. Biri Suyuti etkendik. Kul ev nebbiyukum bi khayrim min zahlikum lillezine attaqav. Ve lillezine barıdı ki, şünge bağlayız. Şünge sıfat kılası ya badal kılası. Taqvo qiladigan kishilarga mana shu jannatlar bor va mana shu gapni aytadigan. Robbana innana amanna faghfir lana dhunubana va qina azobannar. Shuni aytadigan kishilarga jannat bor va rozilik bor deysiz. Bu bir tafsir. Agar shunday tafsir qilsangiz, bil ibad yuqorida aytganimizdek ikki ta ma'noda bo'ladi. Yaxshi kunlar, yomon kunlar. Lekin allazinani al-ibadga sifat qilishi ham mumkin. Yani ehtimoli bor shunday. Lekin ko'p turli ulamolar oldingi allazinadan albatta ya badal yoki sifat qilishadi. Agar bil ibad desiz, unda ibaddan maqsad solih qullar bo'ladi. Chunki zotan Alloh taolo solih qullarni zikr qilib kelyapti-ku. Allohni rozi qiladigan qullardi. Shuning uchun Alloh taolo biz iymon keltirdik, bizni gunohlarimizni kechirgin deydigan qullarni turuvchidir degan ma'no kelib chiqadi. Unda ibad kalimasi faqatgina solihlarga xos bo'lib qoladi. Va Alloh taolo shu jannatini beradigan, jannatiga kirgizadigan va rozi bo'ladigan qullarini duolarini zikr qilyapti. Demak, biz bu duoni yodlab aytishligimiz kerak. Robbana innana amanna faghfir lana dhunubana va qina azobannar. Çünkü Allah Teala diyor ki ellezine yekuluna şu duanı etedigen kişilerge bir cennetimi hazırlayan ben ve beni tarafından katta razılık var diyor. Ve yukarıda etkenimizde daim şu dualar hütkende min esnaturaman çünkü izle tekarrara tekarrara tekrarlansa mukarrar buladı. Halin doğrudan doğru Allah'a dua kılın diyor. Rabbena diyor. Ey Rabbimiz diyor. Senge iman keltirdik, bizi günahlarımızı keçirgin deyapti. Demek peygamberlerdi, evliyalardı, şeyhlerdi, şehitlerdi, vesile kılıçlik caizmez. Salih amellerdi, Allah'ın isimini, sıfatını vesileksiz buladı. Bana bu dualarda kalın hiç kaysi vesile yok. Doğrudan doğru Allah'a dua kılmıyordu. Amelen vesile kılınmıyordu. Sıfatlanan, ey Rabbimizdi, doğrudan doğru soru yaptı. Demek en afzal dua şu yöken. Endi bir duoyi ki sizi jannatga kirishingizga sababchi bo'lsa va Allohning rizosiga musharraf bo'lishingizga sababchi bo'lsa, demak, eng katta duoda. Vasila to'g'risida tortishib turganlar, bizi duoyimiz afzal, shu bi hurmatin nabiy yoki bi haqqin nabiy deganimiz afzal deydi. Afzal bo'lsa, nimaga bu oyatlarda kelmayapti? Va bu duolar insonni Allohga bog'layapti. Inson bilan Alloh to'rtasiga hech kim kira olmaydi. Allah sizga nihoyatda yaqin. Siz o'zbegina bo'lib yuribsiz. Qayting Alloh taologa. Va duoga diqqat qiling. Robbana, Rob kalimasi kelyapti. Shuning uchun ulamolar ismi azam Rob deydi ba'zilar. Ba'zilar Alloh deydi, ba'zilar Rob deydi. Ehtimoli bor. Chunki Alloh taoloning Rob sifati ham hatto buyuk sifat. Shuning uchun Robbul alamin deydi. Butun olamlarning Robbi. Rabbana deb jam. Jam zikr qilinyapti. Demak, biz iloji boricha faqatgina o'zimiz emas, jamoat to'ylashligimiz kerak. Ummat to'ylaylik. Butun insoniyat to'ylaylik. Shuning uchun Rabbana deb jam kelyapti. Innana albatta biz ta'kid e'tirof qiling. Alloh huzurida shunchalik bir tavozu, e'tirof, o'zini pastga olishlik bor. Albatta biz amanna, iymon keltirdik.
Şu senin tarafından bugün hemen nasıl iman getirdik. Hiç nasıl muhalefet kılmayız, karşı çıkmayız. İman getirdik degenden ki fagfirlene zunubana, günahlarımızı keçirgen deyildi. Hani mağfiret talep kılıçlik, Allah'a yarınışlik, fakat yine günah kıyandan ki bu miydi? Bizi zamandan insanlar öyledi ki, günah kısak, şermende bulsak, nasıl bulsak, kiyin tavda kılamızı, istiğfaratımızı böyle. Demez. Yani iman kildir deyildiğinden ki, günahlarımızı keçirgin deyiz. İman kildir az, tasdik kılaz, itaat kılasız ve kemçilikleri için Allah'a istiğfaratız. Ya Rabbi, dininge amel kılıçlıkta bazı kemçilikler sadır buluyordu, beni keçirgin deyiz. Amel kılmakın halet demez, amel kılıp, dinge hizmet kılgın halette kemçilerini keçirgin deyiz. Terk kılıp uzaktır etmez. Vakine azabenler ve bizlerini cehennemin azabından saklayın. Cehennemge taşıvarmayın bizi. Geliyen. İşte mesela iman, günahlarını keçirişlikin terk kılışlik ve cehennemden saklaşlik. İman zaten farzdır, itiraftır bu. Allah'ın büyüklüğü, Allah'ın haklılığı doğrusu. Günahlarını mağfireti ise günahkarlığımız, acizliğimiz itirafı. Birinci mesele Allah'ın büyüklüğü meselesi. Tağfirlene, zunubene bizi acizliğimiz, Allah huzurunda. Ortamız demez. Ortamızda hemeniz beraberimiz. Amelimiz yakalaydı Allah Teala. Takvayımız yakalaydı. Zahiren beraberimiz. Allah'ın huzurunda özümüzü, acizliğimizi, günahkarlığımızı itiraf kılıyoruz. Üçüncüsü ise ahiret meselesi. Ve günahlarımızı keçirgin vadhunna ilal cennet ise bu arada bizi cennete kirgisin ise bu arada. Ama cehennemden saklayın diye yaptı. Demek ki havf köpüra buluşluk gerek. Korku köpüra buluşluk gerek. 17. ayet. As-sabirine ve sadiqine vel qanitine vel munfiqine vel mustagfirine bil ashar. Sabır kılıçlar. Sadıklar. Doğru yapılıçlar. Qanitin. İtaatkarlar. İtaat kılıçlar. Munfiqin. İnfak kılıçlar. Mal-u devletin Allah'ın yönünde işletiçlar. Vel mustagfirine bil ashar. Seherlerde istiğfar talep kılıçlar. Hani yukarıya bir an yasfet buluyordu ya ki bana bedel buluyordu. Şunun için sabirin bunu mecrur geliyordu. Sabirun demeyordu. Ve yukarıya bağlanıyordu. Suyut'u ettiler ki sabirin ala ta'ati ve anil ma'asiyeti. Ne'atun. Sabirin itaatke itaatte sabır kılıçlik ve ma'asiyetten sabır kılıçlik. Yukarıda ettik. Sabır üç kıl buladı. Birincisi ibadette sabır kılıçlik yani istikamet. İkincisi günahtan sabır kılıç, günahtan uzak duruş. Üçüncüsü kaderge sabır kılıçlık. Razı buluşluk. Bu na'd, sıfattır. Yukarıda iyiye. Mesela ellezine ya. Ve sadiqine fil iman. İmanda sadık bu genler. Ve kanitin el muti'ine lillahi. Allah ki itaat kılıçlar. Ve münfiqine el mutasaddiqin. Sadaka verişler. Ve müstegfirine Allah'a ve Allah'tan istiğfar talep kılıçlar. Diyen yakul Allahümme gafirlene. Ya Allah'ın bizlerini keçirgin deyip ayetçilikleri. Bil ashari yani seherlerde evahiril leyli. Keçenin ahirgi saatlerinde. Husret bi zikri yenneha vaktul gafleti ve lezzeti nevm. Şimdi bu seher vaktleri zikirde haslendi. Demek ki Allah sana haslar zikir kılırsız. Çünkü gaflet vaktidir. Şu vaktte hem de katta uklayabiliyken halet. Ve uyku şirin bugün halettir. Siz şu halette durup Allah beni keçirgin deyapsız mı? Demek ki imanınız müstahkem eken. Bunda vakitte tür ibadet kılıçlıydı. Nihayette sahabı kette. Yani bu ayet yukarıdaki ayetinin devamı buluyordu. Yani sıfat buluyordu. O şey cennetke baradigan kişilerin sıfatları var. Yani birinci sabır kılıyordu. As-sabirin. Sabır kılıçlar. Daimet yaptı. Sabır kılıç diyeni küfürge, günahga, zulümge, çileş degenemez. Bu sabırmez, o harlik. Sabır, dinge hizmet kılıp yaşayırsınız, sizge karşı çıkanlarge kim çideysiz kim? Onlardan korkmayasınız, tahsildenmeyasınız, yoldan kaytmayasınız,
Şunu sabır deyiladi. Lekin siz kafirler, zalimlerinin iradesine göre yaşasınız. Namaz okumadıysa okumasınız. Hicabı terk edilse terk edilsiniz. Baleni okutmasınız, okutmasınız. İlim okumadıysa okumasınız. Davet kımadıysa kımasınız. Bu sabır değil mi? Bu caizmez bu. Hatta günah. Hatta şirk alıp aradı. Sabır, dünya hizmet kıyan halette her kanı musibetken çidaşlıktır. Ve sabır düştü turlara hemesini esleyin. Ötken ayetlerde hem köp ettik. Sabır nihayete kette bir sıfat bu yanı geçe Allah-u Teala avala zikir kıyandı. Ve sadıkin, sadıklar. Suyuti imanda dedi. Elbette imanda sadık bu yanı adam necat topadı elbette. Lekin ayet zahiren mutlak bu yanı geçe iman diyem sadık, sözü diyem sadık, ameller diyem sadık. Daim doğru yapmıştık hareket kılardı. Bizi zamandaki adamlar doğru yapırız kıyın bu zamanda deydi. İnsan da uzun kemçiliği. Siz fakat haklı yapıramayın, doğru yapıramayın. Siz Allah yardımcı buladınız. Ve kanetin itaatkarlar. Allah'a katlı itaat kılardı. Her kendi halette fakat yine Allah'a boyunsunu geçirdi. Ve münfikin, bana infak meselesi geliyordu. Hani Bakara'da bunlar hemen tafsir edildi. Kur'an'ın mükemmelliğine kalayım. Bakara'da şu sıfırlarınızı yırtın adamlar şu şekilde. Yedi zikir kılıyor. Çünkü öttü de bunlar. Sabır kıyanlar yakın bir sahabı buladı. Ve beşiri sabirin. Başarat verilen sabır kılıçları yedi. Sadıklar yakın diye emeller buladı. Ulaykellezine sadaku. Ve münfikun. Enfiku fi selilillahi. İnfak meseleleri geldi. Kunut. Kumu lillahi kanitin. Ve vel müstegfirin istiğfar meseleleri. Rabbena la tuâkhizne innesine ve ahtana. Şu nesiller hemen öttü Bakara'da. Mükemmel ayetlerinde. Şimdi Allah-u Teala sıfatlar da yaptı bize. Kulağı da İslam'a olayım siz. Hemen esleyin. Ve istiğfar açlığı da daim ayetler diyor. Lekin seherlerinde değil yaptı. En ahzalı. Suyutu etken de. Çünkü seher vakti insanların köptülüğü. Bazılardan başka hemen gaflette bulabiliyor vakti. Seher vakti de gaflette bulabiliyor. Yani uykuda bulabiliyor. Ve uykunuyam en şirin boyan vakti. Şu vakitte turup ibadet kılıyorsunuz mu? Allah'ın huzurda dereceniz nihayette belendir. Nihayette belendir. Kur'an taksis kılıyordu bunu. Kareyim. Seherlerde diyordu. Kareyim bunu itibar yarışlık gerek. Sahabeler bu ayetlerde şu dereceden vakıldı ki ferzentlerden, hizmetkarlardan sorardı. Seher vakti buldu mu diyordular. Buldu bize türüp ki ibadet kılıp istiğfar ettirdiler. Estağfirullah. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam hem ilacı bağırıca seher vakti de okurdular. Teheccüd namazını. Ve ettiler ki namazlarının şu nefil namazlarının en evzeli Davud Aleyhisselam'ın namazı dediler. Davud Aleyhisselam'ın namazı seherde bulardı. Yakub Aleyhisselam'dan hatakar oğulları biz için Allah'a istiğfar ettiğin diyende yakında etemelendi. Seher vaktiyle tahir kurdular. Sahih hadislerde geldi ki seher vaktide gecenin ahri kısmında Allah Teala dünyanın asmanına düşerdi. Ve dedi ki mağfiret talep kıladırken var mı mağfiretini kabul kılamaz? Tavba kıladırken var mı tavbasını kabul kılamaz? Haceti var mı dedi bütün hacetlerini veremem dedi. Öyle şünceli faziletli bir zaman bu. Seher vakti. Yani ruza tutabiliyor adam, seherlik kılabiliyor vakit. Geçenin ahri vaktileri. Bunun cüda hikmetleri ki. Hazriyetinin gen faziletler var. Başka vakti için etilinmeyen bu faziletler. İkinciden, bamdat namazıya muhafaza boyadı şimdi. Üstünün için elhamdülillah medresede kanun kılınken ki seherde türülerdi. Bizim medresenin külünü seherden başlarlardı. Kanun şu. Bazen şeytanlar hücum kıladı medreseye. Talebelerde doğup türk izmeydi. Bu müstesna o. Talebeler insan da bazen şimdi bu kadardı. Peki bu mesela medresenin kanunu şu. Seherde türüşlik gerek. Şu ayet hadislerine talibinden emel kımese.
Kur'an hadisi okuyup duygular amal kılmasa kim amal kılar? Yahudlar amal kılar. Dikkat kılın. Sabır kılıçlar, sadıklar, kanitin, münfikin, müstakfirin 5 tesfat. Yani şu 5 tesfatı insanlar cenneti bularken. 5 tesfat var mı size? Bursa, elhamdülillah deyin, ziyade kılış hareket kılın. Eğer bu mesela, buluruş hareket kılın. Bana nakıs mesela, mükemmel kılış hareket kılın. Allah Teala mahtayat, sahabinin kılın mecrur. Mecrur oluyor, yukarıya bağlanıyor. Şunlar için, lillezine tekav. Takva kıyanlar için dedi ki, şu ne mükkele yaptı bunlar anas. Cennetlerin sıfatı bunlar. Bana şu sıfatları yiyebilse, şimdi cenneti bulasın. Allah Subhanehu ve Teala bizge ve bütün ümmetke bana şu güzel, mükemmel sıfatlarını müyesser kılsın.